3. William Henry Gates ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, 28 Ekim 1955 doğumlu ABD'li iş adamı. Gates, Microguzu şirketinin kurucularındandır. Şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapmaktadır. Forbes dergisine göre 2006'da Gates dünyanın en zengin kişisiydi. Amerikalı girişimci Gates, iki kişilik şirketin başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Gates, 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle, Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz 12 yaşındayken özel bir okulda ilk informatik kursuna gitti. Okul arkadaşı olan Paul Allen'la birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar programları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarlarını para ödemeden kullanabilmek için iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşan öğrenciler 1972 yılında ilk şirketlerini kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için programlar üreterek hemen 20 bin dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRV adlı silah işletmesinde staj gördü ve ardından da babasının önerisi üzerine Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almaya başladı. Kişisel bilgisayarlar 70'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli modeli henüz standart bir kullanma programına sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletme sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın Altair için 1974'te geliştirdikleri program dili Basic sayesinde bilgisayar kullanıcıları aletlerini kendileri programlayabiliyorlardı. MITS firması genç araştırmacılardan pazarlama lisansını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte New Mexico'da Microsoft adlı şirketini kurdu. Microsoft kendini sebatla mikro bilgisayar için yazılımı geliştirmeye adayan ilk işletmelerden biridir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler devamlı müşterileri arasında bulunmaktaydı. Gates 1977'de aletlerini Basic ile donatabilmek amacıyla Apple, Tandy ve Commodore gibi PC yani kişisel bilgisayar üreticileriyle lisans sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Fortran, COBOL ve Pascal gibi program dillerini geliştirmekle Microsoft'ta bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını sağladı. Gates, 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Microsoft'un kısa zamanda tasarladığı MS-DOS yani Microsoft Disk Operating System yani diskli işletme sistemi 80'li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı. Gates, akıllıca bir öngörüyle haklarını mahfuz tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok firma IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce geliştirdikleri işletim sistemi bütün bilgisayarlar için standart hale geldi. Bu arada 1000 çalışanı olan şirket 80'li yılların ortalarından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates tutarlı ekip çalışmasında ve katı bir performans ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların performanslarını 6 ayda bir değerlendirmekteydi. Gates işletme sistemine paralel olarak uygulama programları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. 1983'te ilk kez fare yani mouse kullanılan Word adlı metin işletme sistemini başlattı. Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken ABD'de Lotus 1, 2, 3 ve Word Perfect adlı rakipleri karşısında ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi. Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı Apple şirketinin kendilerini verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturulacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri, örneğin Word ve Excel geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden yalnız kendi payının borsa değeri 1 milyar doların üzerindeydi. MS-DOS işletme sisteminin grafik bir iyileştirilmesi olan Windows'un geliştirmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten 3 yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri program elemanlarıyla geliştiriyordu. Gates özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi. Gates'in kişisel serveti yaklaşık olarak 50 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.